Herkese selamlar dostlarım. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bybit'in yeni One Air ön satışına bakacağız. Bu ön satışa MNT'den mi katılmak mantıklı? Tether'dan mı katılmak mantıklı? Bunlara bakacağız. Bir önceki Bybit ön satışında bize çıkmıştı. Bunun verilerine bakacağız ve MNT'den katılmak riskli mi? Bunları değerlendireceğiz. Vakit kaybetmeden videomuza geçiyoruz. Müzik <laughs> Dostlarım ben Monte kripto kontu. Youtube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Arkadaşlar ön satış. Nedir ön satış? Bir coin'in borsada listelenmeden önce yani trade açılmadan önce alınıp satılmadan önce belli bir kitleye daha düşük bir fiyattan satılması. Her zaman daha düşük fiyat olmuyor. Bazen ön satış fiyatının altına düşebilir. Bu risk var. Peki biz bunu borsada ne diyebiliyoruz? Halka arz diyebiliyoruz. Yani aslında bir, bir coin'in halka arzı. Kelime anlamında aslında aslında burada ön satışa çevirdik ama aslında buna initial coin offering deniyor. Yani aslında gerçekten de bir coin'in halka arzı deniyor. İşte bunu borsalar yapabiliyor veya merkeziyetsiz platformlar yapabiliyor. Genelde merkezi borsaların ön satışları daha çok kazandırıyor. Peki neden daha iyi kazandırıyor borsaların ön satışları? Çünkü direkt merkezi bir borsada listelenmiş oluyor. Şimdi coin market cap verilerine baktığım zaman dördüncü büyük borsa arkadaşlar Bybit. Bu da direkt e, Bybit'te listelenecek. Yarın bir gün Binance listeleyebilir. Bu da önemli bir gelişme. Şimdi arkadaşlar bu ön satış satışa iki metot ile katılabiliyoruz. Bunlardan biri MNT. Diğeri ise arkadaşlar Tether. MNT'de arkadaşlar kesin alım hakkınız var ama biraz daha oransal olarak düşük olabilir. Tether'da ise biraz daha yüksek bir alım hakkınız oluyor. Daha önceki Bybit ön satışına katılanlar Kasta'da mesela arkadaşlar 20x yapmış. Real 19x yapmış. CBX ise 11x yapmış. Bybit çok fazla ön satış yapan bir borsa. Hem merkeziyetsiz Web3 tarafında ön satışlar yapıyor hem de merkezi borsa tarafında ön satış yapıyor. Arkadaşlar bu ön satışa katılabilmek için Bybit Bybit üyeliğinizin olması gerekiyor. Eğer Bybit üyeliğiniz yoksa video açıklamasındaki avantajlı kampanya linkimizden Bybit'e üye olabilirsiniz. Kimlik doğrulama yapmanız yeterli başlangıçta. Bu sayede de bizim analiz grubumuza da girebilirsiniz. Mesela TIA'yı alım yaptık burada 2.29'dan şu an neredeyse 3x yaptı. Şimdi arkadaşlar tekrar dönecek olursak projemize katılma kısmına bakalım. Join now'a tıkladım. 2 metot var. Bir mnt tutarak kayıt olmak bunun bir riski var bunu anlatacağım. İkincisi de tether kitleyerek tether'la kayıt olmak aşağı doğru iniyorum. Bir önceki ön satıştan bu arada Tether'dan bize çıkmıştı. Onu da anlatacağım. Şimdi arkadaşlar eğer Tether ile katılırsanız 170 tane aslında fire demek istiyorum. Bunda sanırım fire ayrı yapmışlar. Ayrı diyelim. 170 tane ayrı token'ı kazanıyorsunuz. Burada da arkadaşlar minimum 50 MNT tutarsanız da tuttuğunuz orana göre kazanıyorsunuz. Şimdi mesela burada bir bilet hakkı var ya. 4 bilet hakkınız da olabilir. 4 bilet hakkıyla da kazanırsanız da 170 çarpı 4 tane fire kazanabiliyorsunuz. Bunun için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Tether tutmamız gerekiyor. Yani herhangi bir alım satım yapmayacağız. Pesa mızda 100 dolar bulunursa bize bir bilet veriyor. Bu bilete çıkarsa alım hakkı kazanıyor. Mesela artı 2 bilet almak istiyorsanız hesabınızda 1000 dolar tutmanız gerekiyor. Artı 3 bilet almak için de hesabınızda 10.000 dolar tutmanız gerekiyor. MNT ise daha farklı. Bakın bu kısım çekiliş kısmı. Mesela 100 dolarla tuttum bana bir bilet var. Bu bilete çıkarsa bana 170 tane ayır veriyor. Bir öncekinde çıkmıştı mesela. MNT'de ise aynı Binance'daki Launchpad gibi düşünün. Burada direkt arkadaşlar MNT tutmam gerekiyor ve bunun karşılığında ne kadar tutarsam o kadar veriyor ama bunun bir riski var. Önce bunun riskine bakalım. Bunun riski nedir? Hemen şuradan trading VV açıyorum arkadaşlar. Bakın şu artışı görüyor musunuz? Bu artış bir önceki Cardis'in duyurulduğu zamanki artış. Şimdi eğer bu seviyeden aldıysanız şu an daha yüksekte kardasınız. Düşünebilirsiniz. Eğer tepeden aldıysanız 52'den aldıysanız şu an düşükte. Anlatmak istediğim bu. Bazı videolarımızda arkadaşlar Bitcoin pandası ile karşılayacaksınız. Bitcoin pandası aldığınız coinlerde size şans getirsin. Şimdi eğer piyasa yükseliyorsa MNT çok riskli değil. Kademi olarak artacak. Ama haber geldi. Mesela dün arkadaşlar haber geldi. Yeni ön satış. Bakın fiyat 50'lerde 54 54'lere çıktı. 54'lerden aldıysanız şu an 51'de zarardasınız ve kazandığınız ön satış o kadar kar ettirmiyor. Ama yarın bir tane ön satış olur. 60'a çıkarsa fiyatı karda olabilirsiniz. Bu işin risk tarafı bu. Risk ne kadar yüksekse ödüllü o kadar yüksektir. Bunu unutmayın. Ama burada sabit dolar var zaten. Orada bir risk yok. Peki nasıl oluyor? Mantık şu şekilde arkadaşlar. Bana mesela bir önceki satışta arkadaşlar iki tane bilet numarası verdi. Bir tanesi 59070, diğeri de 59071. Mesela 59070'e çıkmış arkadaşlar. Bildiğiniz piyango. Şimdi burada 100 doların kaç gün durması iki onu konuşalım. Şimdi arkadaşlar burada ortalamaya bakacaklar. 13 saat sonra benim fonlama hesabım, pot hesabım, türev hesabım bu üçünün TETR oranına bakacaklar. Veya MNT ile katılacaksanız MNT. Yani herhangi birinde durması yeterli. Türevde de olur, spotta da olur, fonlamada da olur. Ve işte kaç gün boyunca ayın 30'una kadar her gün bunu kontrol edecekler. Her gün bir kere alacak. Mesela diyecek ki bugün 100 doları var. Yarın 200 dolarım varsa benim 2 günlük ortalamam artık 150 dolar oluyor. Senin önemli olan ortalama kaç doların oldu. Mesela son gün katılacaksın. Eğer hesabında 600 dolar varsa toplam 6 gün var 600. 100 bölü 6 yine 100 doları sağlamış oluyorsun. O yüzden eğer gecikirseniz gün olarak çok da kötü bir şey değil. Çok da risk yok yani. Başka bir şey yapmanız gerekiyor mu? Evet yapmanız gerekiyor. Kayıt olmanız gerekiyor. Abonelik dönemi var. Peki ya hocam ben nereden hatırlayacağım? Ben 5 Aralık saat 3.30 UTC saati nereden takip edeceğim? Bunun için size hizmet veren ve karşında hiçbir ücret almayan bir Telegram grubu var. Bizim duyuru Telegram grubumuz. Mesela bir önceki kayıt için burada duyurduk arkadaşlar. Gören arkadaşlar da gitti kaydoldu. O yüzden buradan takip edebilirsiniz. Burada kayıt olmanız gerekiyor. Unutmayın kayıt olmaz eğer arkadaşlar abonelik ve piyango döneminde kayıt olmasak yararlanamıyoruz. Başka da bir şey yapmanıza gerek var mı? Hayır yok. Bu arada dostlarım bir önceki videomuz ödüllü bir Bu arada dostlarım şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki Twitter RT eden iki arkadaş bizden 300 TL kazanıyorlar. Orada da aynı anda 10 hesapla birden katılanları banlıyoruz. Hakikatli bir etkinlik olsun istiyoruz. Şimdi arkadaşlar bir önceki Cardis'e bakacağız ama size sorum şu olacak. Daha önce bir ön satışa katıldınız mı? Başarılı bir şekilde ve eğer katıldıysanız en çok kazandıran size hangisi? Bunu videoyu burada durdurun, yoruma yazın ve diğer kişilerin de yorumlarını okuyabilirsiniz. Mesela ileride gazetelerde şöyle manşetler göreceğiz. Çünkü coinler, altcoinler, kripto paralar giderek hayatımıza entegre oluyor. İşte mesela Gülben Ergen falan o biz falan diyor. Yakında o kripto falan demeye başlarlar. Çok severler. Çünkü kazanç nerede? Hemen oraya kayıyorlar ama aslında geç geliyorlar. Erkenden gelmek gerekiyor. Bu videoyu izleyen adamlar erkenden burada mesela. Ve şöyle manşetler duyacağız. Ünlü isim o altcoin ön satışından şu kadar kazandı gibi böyle ilginç ilginç gazeteler olacak. Hayatımızda değişim ve dönüşüm var. Buna direnemeyiz arkadaşlar. Bunu faydalı bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Gelin şimdi Cardis'e bakalım. Bu arada arkadaşlar en çok parayı aslında not kurumları kazandırıyor. Ve not kurumları ücretsiz bir şekilde ben size serilerini çekiyorum. İlkini evveli ile başladık. Evvelden not kurun. çok önemli. Mobil bildirim olarak gönderiyorum bu videoyu. Şimdi tekrar döndük bir önceki Launchpad'e. Ben mesela iki biletle katılmışım arkadaşlar. Ve bana 94 adet e CRDS çıkmış. Yani 100 doların tamamıyla değil de tanesi 0.08 dolardan bana 94 adet e CRDS çıkmış. Ve buradan da aşağı yukarı 30 dolar kazanmışım. Daha çok biletle katılsam daha çok para kazanıyorum. Veya mesela boğadaki gibi bir ön satış olsa veya arkadaşlar boğa dönemi yaklaştıkça bu ön satışlar daha çok kazandıracak. Mesela bu şekilde örnek veriyorum. Eğer Kasta'ya katılmış olsaydım belki 1000 dolar vesaire 500'de 1000 dolar arası para kazanacaktım. Güzel paralar. Ya boğada gerçekten ön satışlar çok para kazandırıyor ama şu tecrübeyi paylaşayım. Tokatçı fenomenler çok kullanıyorum galiba bu aralar. Eğer yanlışsa beni eleştirin yorumlarda ama tokatçı fenomenler var şey yapıyorlar böyle ön satışlar çok güzel pamplıyorlar. Ve böyle o kadar gereksiz ön satışlar çıkıyor ki ve sonra şey oluyor. Hani ön satışlardan parayı emiyorlar. Biz kaliteli sağlam projelerden ilerleyeceğiz. İşte CDFi, DAO Maker bu tarz veya işte Bybit veya Binance'ın launchpad'lerindeki ön satışlar. Kaliteli ön satışlara katılacağız ki riskimizi azaltacağız dostlarım. Burada da ne yapıyor? Hiçbir şey yapmadım. Benim hesabımdan gidiyorlar. Tetra alıyorlar. Karşımda bana CRDS veriyorlar. Şu an satmamışım. Ama genelde işte benim ön satış taktiğim nedir? Eğer piyasa kötüyse yarısını veya üçte birini listelenmede satıyorum. Ama piyasa ise de özellikle işte Bybit gibi, Binance gibi projelerin coin'lerini tutuyorum. Çünkü daha çok ATH yapıyorlar. O zaman satıyorum. Arkadaşlar şu an izlediğiniz videoyu beğenirseniz sevinirim. Bu sayede daha çok kişiye ulaşıyor ve daha çok kişi bu videodan faydalanıyor. Bu hatırlatma yapmasak genelde beğeni daha az oluyor. Bu yüzden bu hatırlatmayı yapmak zorunda kalıyoruz. Dostlarım izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan her şeyi yorum olarak sorabilirsiniz. Mesela not kurulumu zor bir konu. Birçok arkadaş soru sormuş. Bütün soruları yanıtlıyoruz. O yüzden çekinmeden sorularınızı sorun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>